mahalleli diyor ki geç önümüze temizleyelim burayı. Mahalle temizlenirse kir gösterir. Mahalleli kendi kirini görmeye tahammül edebilecek mi? Öyle deme be usta. Mahalleli iyidir. Anlıyorum ben onları, korkmuşlar. Hem korkunun insan hata yaptırması doğal değil mi? Senin terazi olacak çağın gelmedi daha. Sen şimdi terazinin önündeki kılıç gibisin. Kınından çıkmak için sabırsızlık içindesin. Halbuki terazi akıl ister, sabır ister, tecrübe ister, bilgi ister, görgü ister. Benim tek istediğim aileme yapılanların hesabını sormak. Adalet dediğin intikam mıdır? Ya adil olacaksın ya müntekim. Karar ver öyle gel. Abi. Abi senin haberin var mı mevzudan? Nerede lan Emre? Sefere gitti İskender Bey. Bir şey mi oldu? Tekne mi batmış yoksa? Senin haberin var mıydı lan? İskender Bey, benim bir şeyden haberim yok. Ben neden haberimin olması lazım onu bile bilmiyorum ki. Lan, oğlum. Konuş. Boşuna ezdirtme kendini. Allah belamı versin ki benim hiçbir şeyden haberim yok ya. Benim şu ana kadar size en ufak bir yanlışım oldu mu? Hiçbir şey bilmiyorum abi. Allah bir değil bin belamı versin ki bir şey bilmiyorum ha. Eklik bu sapçaksınız. Gel lan oğlum, gel. Yemin etme. Seni burada kafana sıkardım ama. Dua et Hürrem'i bulana kadar bana lazımsın. Ben arayıp bulurum İskender Bey. Abi, eğer bir yanlış olduysa ilk önce ben keserim cezasını. Hürrem bizi sattı. Eğer onu bulup konuşturamazsak onun faturasını da sana keserim. Anladın mı lan beni? Ah Ömer. Ömer. Hoş geldin. Hayırlı tezkerler. Eyvallah Dilaver, ne haber? Çok şükür, bir şikayetimiz yok. Ya, bir çay içer misin? Uğrarım sonra, işim var biraz. Bir dakika. Ne bu? Ya sabah Didem abla geldi. Ne dedi, sen anlatamadım. Ben bunu satamam ablacığım. Ne kadar ihtiyacım varsa vereyim dedim, dinletemedim. Allah aşkına ver onu geri ya. Abi şunda karısıyla çocukları var mı? Bunda da abisi. Başka? Takılda bir manitası falan yok mu? Yani benim bildiğim yok abi. Fuat, buna diğer meseleyi tembihle. Yol. Sizin mahalledeki Ali, hani şu içeride olan. Evet abi. İşte ona avukat bir kadın bulmuşlar. Kadın savcıya falan konuşmuş.
tanık ol diye Ali'nin kafasını bulandırmaya başlamış. Evet abi. Bizim mahallede oturuyor. Abi siz hiç merak etmeyin. Siz bana müsaade edin. Ben ona çok münasip bir dilini anlatırım abi. Davayı hemen bırakır. İnşallah. Hürrem'den sonra Ali işi de patlarsa... İskender Bey seni şişe takıp İskender Kebap diye çevirir. Ha? Evet abi. Bulantımı yaptı. Ay yok, iyiyim, iyiyim. İnsan zehire bile alışıyor değil mi? Sen bana bile alışmışsın. Bu zehir sana dokunur mu? Benim asıl ilacım sensin. Hep böyle yanımda ol, ellerimi sımsıkı tut diye hasta oldum ben. Nasılsınız Güler Hanım? Sıkıntı vermedi değil mi? Aa, yok yok. İyiyim, iyiyim. Sema'cığım yalnız ne zaman biter? Hemen kontrol edeyim. Bir yarım saati kalmış. Eğer bulantı yaptıysa bir şey verebilirim. Aa, yok yok gayet iyiyim. Babam içeride mi? Annenin yanında. Anacığım. Nasılsın? Canım oğlum. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Senin... Bir şey mi canın sıkkın? Yüzün düşmüş gibi. Önemli bir şey yok. İşler canımı sıktı. İskender. Oğlum. Annene moral vereceğin yerde ne biçim konuşuyorsun? Söylemesem ne olacak baba? Baksana. İçeri girer girmez okudu bizi. Hadi. Oğlun seninle konuşmaya gelmiş. Ben gideyim. Hadi canım. Acelesi yok. İlacın bitsin seni yatırayım sonra konuşuruz. Hayatım, çocuk 9 doğuruyor. Hadi ben iyiyim diyorum. Hadi. Hayırlı geceler. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Kusura bakma oğlum, iş güç acıkmışız, bekleyemedik. Estağfurullah baba. Afiyet olsun. Kızım, Ömer'in tabağı kalsın. Aa, yemekler soğudu. Hadi kızım sen mutfakta ısıtıp koyuverirsin tabağı. Ben masayı toplarım. Zahmet etme Arzu. Aç değilim.